Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dinimiz, İslamiyetimiz, özellikle gençler eğlenemez, neşelenemez, dinlenemez, spor yapamaz diye bir şey söylememiştir. Bunu iddia eden dinimize ciddi bir iftira yapmıştır. Çirkin bir yakıştırma yapmıştır. Dinimiz hayat dinidir. Neşe dinidir, cihat dini olduğu kadar. Tebessüm bize haram değil. Dünya nimetleri bize yasak değil. Ama ölçüsüz de değiliz. Salınmış değiliz bu dünyada. Ölçülü, kurallı, disiplinli olduktan sonra hiçbir sakıncası yok. Allah'ın helalleri müminlere de helaldir. Bu sebeple gençlerin eğlenceleri, eğlence yerleri eğlence zamanları ile ilgili kuralları bildik mi yeterli. Birinci kuralımız, ibadete engel olan farz namazı engelleyen bir eğlence olamaz. İbadetlerden biri de anne babanın hizmetini görmektir. İbadetlerden biri de iş, güç sahibi olmaktır. Para kazanmaktır, bir iş üretmektir. İbadete engel olmayacak. İki, kumar söz konusu olmayacak. Üç, avretler, erkeğin ve kadının iki taraf içinde avretler teşhir edilmeyecek. Erkek kadın karma ortamda olmayacak. Dört, sözlerde haram olmayacak. Çirkin, ahlaksız söz olmayacak. Beş, kimsenin hakkına zarar verilmeyecek. İnsan inciltilmeyecek. Altı, eğlencemiz kafirleri taklit niteliğinde olmayacak. Orijinal olacak. Yani kafirleri derken mesela bir oyun kafirler tarafından da oynanıyor diye haram olmaz o. Ama onların ideolojisini, onların dinsizliğini ya da uyduruk dinlerini simgeleyen eğlence bize yasak olur. Ve yedinci temel kuralımız insanlığımız zarar görmeyecek. Örnek vereyim insan spor insancadır. Ama öldüresiye herkesin birbirine vurduğu hayvanca bir dövüş, hayvanca bir güreş spor değildir. Ki insanca olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.